Güzel bir İstanbul akşamından iyi geceler sevgili seyirciler. Bugün 2 Ocak 2014 yeni yılda en büyük dileğimiz mutlu olmak. Her gün yeni bir olayın ülkemizde dengeleri alt üst ettiği bu ülkede mutlu olmak özel bir çaba gerektiriyor. Araştırmalar da bunu söylüyor. Dünya Mutluluk Raporu'nda Türkiye 195 ülke arasında 77. sırada. Mutsuzluk ortalama yaşam süremizde maalesef azaltıyor. Bugün yeni yıl ve bundan sonraki zamanlarda nasıl mutlu olabiliriz? Bugün mutluluğun formülünü konuşacağız. Mutluluğun tüyoları var mı? Hemen eğer bizi izlemeyen arkadaşlarınız varsa söyleyin izlesinler. Şarkılarını da dinlerken mutlu olduğumuz Fuat Güner gece masamızın konuğu. Bu arada elinize lütfen kağıt kaleminizi alın. Çünkü Banu Gökçül bizimle olacak. Bir NLP uzmanı ve mutluluğun formülleri varmış. Üstelik bedavaymış. Gece masamız başlıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gülerek izlediniz, merak ettim. Bütün evet. O geçmişi, bütün o yılları herhalde böyle bir içinizden geçirdiniz. Bu sırada ne düşündünüz? Çünkü çok güldünüz izlerken. Vallahi bugün buraya gelirken bitirdiğim okulun önünden geçiyordum. Yıldız Üniversitesi. Şöyle bir baktım, dedim kaç sene oldu? Seneler dedim, o kadar çabuk geçiyor. O kadar çok hatıra var ki. Ve bir de ben bütün bugüne kadar ki bizle ilgili her şeyi arşiv olarak toplamış bir insanım. Yazılardan, görüntülerden, plaklardan, müziğe kadar. Hele onları bir de şöyle bir açıp bir onlara bakarsanız dalıp gidiyorsunuz zaten. Gidiyorsunuz ama bu çok güzel bir dalıp gitmedi. Çok güzel tabii. Hepimiz hoş. İçin mutluluk Masal Fuat Özkan şarkılarını aslında dinlemektir. Aman ne güzel. Bir saniye izleyiciden hemen tüt gelmiş. Demiş ki bence mutluluk 103 tane MFÖ şarkısıdır. Çoğu zamansa bile bile imkansızı istenektir mutluluk. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir laf etmiş. Ne mutlu insanlar bizim için böyle bir şey düşünüyorsa. Biz de işte biz de mutlu oluyoruz böyle şeyleri duyunca. Herhalde sizin için mutluluk da hiçbir zaman oturmamak değil mi? Hep üretmek, üretmek. Yeni albümünüz elimde. Elinize sağlık. Dinleyene aşk olsun. Sevgili seyirciler, biz böyle bir programımız. Bu gece bizi izliyorsanız bu CD'lerden size hediye edeceğiz. Aslında çok daha fazla olsun isteriz elinizde ama bugünlük 2 tane hediye edeceğiz. Gerçekten mesela klibi de siz yapmışsınız. Hatta klipte bir oyuncu var. Şöyle bir dikkatli baktığınızda şaşırıyorsunuz. Evet. Kim o? Yeşim Salkım. Niye benim, Yeşim benim Salkım? Benim çok sevdiğim eski bir arkadaşımdır. Bizim onlar kimyamız hep tutmuştur. Bir de aynı şirkette çalışıyoruz beraber, platform 360'da. Böyle böyle bir klip meselesi olunca hiç kimseye teklif etmeme gerek kalmadan ben oynarım Fuatçım dedi. Tamamız abi. Çok iyi bir ikili olmuşsunuz. Evet. Biz ben hakikaten Yeşim'i severim. Siz motor kulağımı da seviyorsunuz. Severim. Hobileriniz var. Var. Hiç bırakmadınız. Evet, model uçak hobim vardı. Artık hakikilerle biniyoruz şimdi. Onu siz mi kullandınız? O uçağı siz mi kullandınız? Evet, havadayken ben kullandım. Gerçekten. Tabii. Klip izleyelim mi o zaman? Tabii, hayal. Bunu bilmiyordum. Sevgili seyirciler, bu klip handmade. Yani gerçekten uçağı da kullanan Fuat Güner'in kendisi. Motoru da kullanan hiçbir şekilde... ne derlerdi ona? Partnerim yok. O benim yerime dublaj. İşte dublör kullanmamış. Dublaj diyorum, hemen dublör. İzliyoruz klibi. Bir sonra gelecek. Devam edeceğiz. Bence mutluluk. Tweetlerinizi bekliyoruz. Çok hoş klip olmuş. Siz kullandınız. Evet, uçağı. İnerken verdim ama. Gerçek arkadaşım vardı. Ferhat'cığım sağ olsun bayağı yardımcı oldum konuda. Aysel Gürel'in aslında yazdığı parça. Sözler Aysel Gürel'in. Çok güzel, beni hasrete alıştır. Aslında şarkıda bir mutsuzluk var. Ama siz onu çok güzel ama onu ben onunla konuşurken de sakın bu parçayı balat ve mutsuz bir şarkı olarak yapma. Ben biraz neşeli istiyorum bu şarkıyı dedim. Ama çok hüzünlü yazmış. Hüzünlü yazmış işte, o yazdığı hüzünlü neşeli olarak diyor. Müziği yaparsan o aradaki bir tezat var. Ben onu çok seviyorum dedi. Siz genelde hüzünlü insanlardan mısınızdır, mutlu insanlardan mısınızdır? Vallahi aslında hüzün güzel bir şeydir. Hüzün kötü bir şey değildir. Hüzün. Hüzün mü size şarkıları yazdırıyor? Hayır, hüzün var olan bir şey. Onu zaman zaman fark edersin, zaman zaman fark etmezsin. Fark ettiğin zaman da eğer gönlünden ona iyi bakarsan oradan sana güzel tohumlar verir. Güzel şeyler çıkar. Hangi tohumlar çıktı hüzünden? İşte yaratıcılık. Yani hangi parçalar? Yalnızlık Ömür Boyu. Yalnızlık Ömür Boyu. Tabii. Evet. Oh. İşte Vurgun'u yedim gene, Aysel Gürel'in şarkısı, hep öyle şeylerden geliyor ama mutlu bir adamımdır. Yani
Zaten ben mutluluğu insanın içinde insanı bulabileceğine inanıyorum. Yani yaşama sevinci olan... Başkalarından aramayalım diyorsunuz mutluluğu. Yani biraz hayır. Hepimiz başkasından arıyoruz. Tabii ki etkiler, dış faktörlerin etkisi mutluluğa kesin var. Yaşadığınız ülkeden tutun, tabii. Yaşadığınız ortamdan tutun, yaşadığınız aileye kadar. Bunlar sizin mutluluğunuzu çok etkileyen faktörler ama eğer siz içinizde zaten böyle bir mutsuzluk taşıyorsanız, yani her şey size bir zülfe, size bir şey olarak geliyorsa, o zaman işiniz zor. Bugünlerde ülkenizde yaşananlar sizi nasıl etkiliyor, ruh halinizi diye sorayım o zaman. Bugünkü sanatçıyı nasıl etkiliyor bütün bunlar? Her gün bir olay ve bütün dengeleri alt üst eden olaylar. Şöyle söyleyeyim, ben artık sabahleyin kalktığım zaman veya televizyon açtığım zaman devamlı asap bozucu haberler görmek istemiyorum. Devamlı olumsuzlukları duymak istemiyorum. O onu bıçakladı, o onu kesti, o onu dolandırdı, o onu... Yani ben bıktım artık bunlardan. Sabahleyin insanın içini daha güzel açabilecek, güzel haberlerle başlasa insan. Yani sabah güne başlıyorsunuz. Hayatınız boyunca bu haberler vardı daha, değil mi? Bir düşünün, kaç yıldır siz de buradasınız, ben de buradayım. Bu ülkede yaşıyoruz. Evet. Bir sabah da şöyle kalktığınız zaman, oh ne güzel bir haber ya, ben bu haber bak beni birden mutlu etti, ben şimdi bu mutlulukta sokağa çıkarım dediğinizi ben zannetmiyorum. Biz haberin içinde olduğumuz için haber bizim için ne olursa olsun tamam, bir onu, malzeme ama yani. Bizde her şey bir problem haline geldi. Evet. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Ne yapıyorsunuz mesela? Tartışma programı izliyor musunuz? Efendim? Akşamları. Hayır, haber tartışma programları izlemiyorum. Haberleri izliyorsunuz. Hayır, izlemiyorum. Çünkü tartışma programlarını izliyordum. Bir müddet sonra asabım bozulmaya başladı. Hmm. Çünkü insanların birbirine saygısı da yok. Konuşurken karşıdakilerine davranışları, karşıdaki insanlar için, onların düşünceleri için sarf ettikleri laflar, bence bir nevi küçük görme, hakaret hamis laflar, o da ona öyle cevap veriyor. Ama bu şundan kaynaklanıyor. Kültür düzeyi, hep onu söylüyorum. 80'lerde, ülkede kültür düzeyi evet, ne kadar... 80'lerden 90'lara, evet. 2000'lere baktığınız vakit bu ülkede değişen şey ne oldu? Yani hiçbir bir şey değişmedi o eğitimde, kültür düzeyinde. Şimdi biz Osmanlı'dan gelme bir milletiz. Yani? Atatürk bizi hakikaten yüzümüzü batıya çevirdi. Biz... ben Atatürk çocuğuyum ve sonuna kadar da ona inanan bir insanım. İnsanın sosyal yaşantıda bugüne kadar alıştığı bir şeylerin birden ortadan yok olması veyahut da başka bir metamorfoza uğratılması tabii ki insanları mutsuz eder. Şimdi o zaman tam da parmak bastınız. Hı. Şimdi çok enteresan bir şey izleteceğiz size. Yönetmen arkadaşıma Ayşegül'e soruyorum, hazır mı? Zara'nın söylediği, yılbaşında bir şarkı söyledi. Hmm. Duydunuz mu? Yok. Zara. Çok güzel bir parçadır o. Çok severim o. Zara'yı ayrıyeten de. Ama nasıl söyledi? Küçük bir sansüre uğramış. Öyle mi? O mu yaptı? Bilmiyorum. TRT'den bakalım. Mi geldi o sansür? Bilmiyoruz, izliyoruz sevgili seyirciler. Bu arada bence mutluluk. Lütfen siz bununla ilgili fikirlerinizi söyleyin. Biz de sizin tweetlerinizi okumaya başlayalım. Evet Fuat Bey. Şimdi size küçük bir anekdot hemen anlatayım. Barış Manço'nun biliyorsunuz arkadaşım Şek, arkadaşım Eş, arkadaşım Şek, arkadaşım Eşek, Eşek diye evet. Bir şarkısı vardı. Onu da analım, bugün doğum günü. Evet. Evet. Denetime, Ankara'dan denetime gitmiş zamanında. Oradaki bir bey, şimdi kim olduğunu bilmiyorum ama çok yakından duyduğum bir hadise. Ya Barış'cığım demiş. Niye demiş arkadaşım Eş, arkadaşım Şek, arkadaşım Eşek diyorsun? Bak demiş, sana daha güzel bir fikir vereyim ben. Arkadaşım Ku, arkadaşım Zu, arkadaşım Kuzu. Şimdi işin espri tarafı burada. Yani birisi, herhangi birisi hangi yetkiyle veyahut hangi düşünce tarzıyla böyle bir parçanın sözlerini değiştirmeye kalkıyor. Öyle bir yetki görüyor kendisi. İşte bu yetkiyi kendi kendine Türkiye'de gören çok adam var. Bunu söylüyorum. Siz TRT'de yıllarca program yaptınız. Bir de bizim Türkiye'de herkes aslında. Her şeyi bilir. Evet. Biz boşu boşuna peki anladık sen neymişsin be abi yazmadık. Evet. Herkes her şeyi bilir. Antrenördür, futbolcudur, efendim kondisyonerdir veyahut da senaristtir, yönetmendir, kameramandır. Her şey yani. Kolektif çalışmayı bilemeyen bir milletiz biz. Sırrını
mezara götüren bir milletiz biz. Şimdi eşek de anladık, hani şey eşek önemli. Kuzu olabilir de şimdi nedir? Seviyorsan benimle oturup içeceksin, seviyorsan benimle oturup güleceksin. Yani içmekte ne sorun olabilir? Efendim işte birisi içeceksin demesen iyi olur falan demiş. Evladım o da ne yapsın? Tamam falan demiş yani. O birisini çok merak ediyoruz. İşte bilmiyoruz onların kim olduğunu. Bunlar tabii sizi üziyordur herhalde. Çünkü sanatçı doğasına muhaliftir. Siz çok güzel parçalar yarattınız. Sizin parçalarınızla büyüdük. Her defasında ironi vardır şarkılarınızda. Tabii. Nizah vardır. Gerekirse siyaseti nizahla siz aynen. Çok güzel eleştirebilirsiniz. Sanatçılar bugün acaba muhalifliklerini mi kaybediyorlar? Ya da geri mi çekiliyorlar? Hepsinin bence üstünü bir örttüler şöyle. Kendi kendilerini üstünü. Kimisi o örtüyü kaldırıp bir zaman bir şey söylüyor. Çok fazla bir reaksiyon gelirse tekrar örtünüyorlar. Evet, yani şu andaki... Sizin TRT'de yıllarca program yaptınız. Hem de 3 saat değil mi? Evet. Size hiç böyle söyleyen oldu mu? Hayır. Siz böyle ya da... Bir kere... Söylense bunu yapar mısınız? Kardeşim ben güleceksin demeyeceğim. İçeceksin diyeceğim der misiniz? Derim. Olmaz da derlerse o zaman sizle yolumuz burada ayrılmıştır. Bye bye Blackbird. Bu tarzınızı koyarsınız. Koyarım, yani. Evet. Koyulmalı mıdır bugün? Bence koyulmalıdır. Çünkü o zaman her şeye... korkup da her şeye evet derseniz ne bir şahsiyetiniz kalır ne bir kimliğiniz hiçbir şeyiniz kalmaz geriye. Öyle değil mi? Tabii, bakın ben bir de mutlulukla ilgili çok güzel bir 3 satır yazmışım zamanında. Evet. Bir operasyon için Amerika'ya gitmiştim. Yapayalnız tek başıma. Geçmiş. O gün aklıma gelmiş. Çok da sonra hoşuma gitti. Büyük umutlar peşinde koşmaktan, büyük hayaller peşinde koşmaktan küçük mutlulukları göremez olmuşuz. Yani şimdi bütün bizi buradan izleyenlere söylüyorum. Acaba kaç kere şöyle bir başınızı kaldırıp da şu yıldızlar ne kadar güzel, şunun güzelliğine bak dediniz. Veya bir çiçeğe bakıp da Tanrım şu renklerin güzelliğine bak. Mesela bazı balıklar var, üzerindeki renkleri görüyorsunuz değil mi? Tabii. Ya bu bence hakikaten bunu seyretmek beni mutlu ediyor işte, bilmiyorum. Yani ama bunun farkında olmak da başka önemli bir şey. Bunun hiç farkında olunamaya da biliyor. Çok güzel. Aha, bir de biri demiş ki editör koltuğunda sevgilinin oturduğunu bilmektir mutluluk. Kim o? Zuhal. Bu arada. Evet, afişi oldu editörümüz Zuhal. Mutluluğa verilecek çok örnek. Çok olacak. Güzel, hoşuma çok gitti. Bence mutluluk yolculukta başa gelenin kıymetini bilip yolu tekrar arşınlamaktır demiş bir izleyicimiz Sibel. Nazım Alpman bizi izliyor. Mutluluk yola çıkmaktır, yolculuk halleridir demiş. Siz de yola çıkmayı çok seviyorsunuz değil mi? Severiz ama. İlham size yolda mı gelir yola çıkarken yoksa ben her zaman? Yolda falan pek öyle ilham gelmez. Gelmez mi? Yani böyle başına alıp gideyim yazayım insanlarından değilsiniz. Yok değilim, hayır. Evet. Yani daha doğrusu hiç öyle bir şey ihtiyaç hissetmedim. İstediğim zaman yani o bana gelir zaten. Beste yapma, ben o hissetmeye başlarım. Hafif böyle bir kıpırdanma başlar. Ya galiba bir şeyler geliyor olursun. Ne güzel. Onu hissediyorum. O zaman alıyorum gitar ama etrafında kimse olmaması gerekiyor o zaman da. Zor bir insan mısınızdır yaratırken? Yok. Bir kere müzikte ben acayipim, en iyi ben bilirim hiçbir zaman diyemezsin. Öyle yetenekli, o kadar kabiliyetli insanlar var ki bence şans onlarla karşılaşmaktır. Ne güzel. Onlarla beraber müzik yapmaktır. Şimdi onlardan bir şey öğrenmektir. Hemen ilk Barış Manço'yu alalım. Onunla evet. Karşılaştınız. Aslında sizin bayağı bir İkimiz de Frankofonuz. Dolayısıyla ben Belçika'da Liège'de Barış'ın evinde çok kaldım. Hı hı. Beraber çok yaşadık. Kaygısızlar hakikaten grubunu kurdunuz. Kaygısızlar beraber. Grubuyla Barış Manço Kaygısızlar çalıştık. Ne oldu da çalıştık. Bitti Kaygısızlar? Kaygısızlar kendi kanatlarında uçmak istedi. Hı hı. Adını da değiştirdi zaten. İpucu Beşlisi yaptık onu sonra. Sonra işte Kaygısızlar bitti. Mazhar Fuat diye bir Türküz Türkü Çağrı diye bir albüm yaptık. Sonra ben ama Barış Manço'da çalışmaya da devam ettim bir müddet daha. Biz grup olarak dağıldık ama yani Barış Manço'nun Kaygısızlar grubu ortadan kalktı. Ama Barış Manço ismi altında çalmıştık, beraber çalışmıştık. Bilmediği bir hatta özelliği Fikret var Kızılok mı? Evet, Barış Manço'nun. Çalıştı. Özellikle Y kuşağını anlatalım. Onlar Barış Manço'yu çok bilemediler maalesef. Vallahi Barış Manço... Hiç bilmediğimiz bir özelliğini anlatın yakın arkadaş olarak. Hemen söyleyeyim. Çıkar sahneye, bir dakikada bütün salonun avucunun içine tık diye alır.
Çok hoş bir özellik. Müthiş bir şeydir. Evet. Böyle bir karizmatik kişilik. Evet. Ve de ama hakikaten insanlar böyle bakardı. Ben size söyleyeyim. Oğlumu emziriyordum. Barış Manço öldüğünde. Hmm. Sütüm kesildi. 8 aylık. Canım. Neyse ki 8 aylıkken oldu. 2 gün hiç durmadan ağladım. Hıçkıra hıçkıra. Peki kimsenin bilmediği başka bir şeyini söyleyeyim. Söyleyeyim. Belçika Kraliyet Akademisi'ni birincilikle bitirmiş bir grafikerdir. Herkes bilmez. Bilmez, evet. O yüzükleri birincilikle bitirmiş bir grafikerdir. Evet. Yaptığı grafikleri görseniz inanamazsınız. Evet. Sen neymişsin be abi? Kime hitaben yazıldı ve söylendi? Hadi yıllar geçti, söyleyin. Valla. Kimdi? Onu ben söylemeyeyim şimdi. Bir siyasi karakter miydi? Yok, değildi. Değildi. Peki. Bir siyasi figür değildi. Bir. Bu esasında. Kim? Politik. Herkes için. Hadi söyleyin. Biraz herkes için. Biliyorlar mı var peki? Var bir tane bir efendim. Hepinizin bildiği biri mi? Hepimizin bildiği biri mi? Tabii tabii. Hadi söyleyin, evet, yıllar geçmiş. Söylemem. Tamam, belli bir süre sonra söyleyin. Kulağıma söyleyin. Programdan sonra kulağına söylerim. Ay çok kötüsünüz şimdi. İçimde kalacak ama bu çok kötü bir şey. O zaman hiç söylemeyin. Her zaman da her şey söylenmez tamam, ki. Tamam peki sevgili seyirciler, mutluluk konuşuyoruz. Bugün çok güzel bir gece olacak. Lütfen elinize kağıdınızı kaleminizi alın. Çünkü birazdan öyle bir uzmanımız gelecek ki NLP uzmanı kendisi. Bireysel eğitimler veriyor, şirketlere koçluklar yapıyor. Ve bize diyor ki mutlu olmak çok kolay. Mutlu olmak bedava. Mutlu olmak içinizden gelen bir şey. Dışarıdan beklemeyin. Şu günlerde mutluluğa çok ihtiyacımız oldu. Şu günlerde bence ona da ihtiyacımız vardı. Bu yüzden bu programı dikkatlice izleyin diyoruz. Ama ondan önce biz bir mutluluk haritasına bakalım. Türkler mutlu mu değil mi? Sevgili seyirciler, bence mutluluk. Hashtag'imiz bu. Bugün mutluluk konuşuyoruz. Mutlu olmak bugünlerde kolay değil. Ülkemizde her gün bir olay oluyor ve bu dengeleri alt üst ediyor. Bizim ruhsal dengemiz de alt üst ediyor. Bunu ben söylemiyorum. Bunu NLP uzmanı, aynı zamanda koçluk yapan Banu Gökçü söylüyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Bugünlerde nasıl bir ruh halimiz var? Önce ondan başlayalım isterseniz. Türk halkı olarak bütün bu her gün haberler ve hep olumsuz haberler insanlarda nasıl bir ruh haline yol açıyor? Yani şimdi ben buraya gelirken sürekli bunu düşündüm. Çok kısa bir zamanda çok önemli bir konuyu konuşacağımızı ve neler anlatabilirim diye bütün bunları düşündüm. Hep şuna dikkat etmek istiyorum bugünkü konuşmamda, sizlerin de. Ne kadar olumlu kelime kullanıyoruz, ne kadar olumsuz kelime kullanıyoruz. Bugün mesela, şu an itibaren başlayalım. Mesela işte bugünlerde şöyle hep olumsuz, hep olumsuz. Hiç de olumsuz değil bence. Bence yeni yıl geldi. Herkes umutlarla girdi. Hiç kimse birbirine kötü bir mesaj atmadı. Herkes birbirine çok güzel yeni yıl dileklerinde bulundu. Her şey sakinleşti. Borsa yükselmeye başladı. Piyasa biraz sakinleşti. Farkında mısınız bilmiyorum. Yani o kadar da güzel gelişmeler var ki eğer öyle izleyecek olursanız. Bu bir polyanacılık değil mi diye hemen soralım Fuat Bey'le beraber. Dolar 2.14 ise bence hiçbir şey sakinleşmedi. Aynen devam. Doları olanların düşünmesi gerekiyor. Yani yok hayır, hayır. Yani. Dolar olanlar. Ama dolar olanlar. Evet. Ama bakın kahkaha atıyorsunuz. Zam oluyor. Tabii ben hep kahkaha atarım. Evet. Zam oluyor o yüzden. Tabii ki. Dolar yükselince bütün her şeye zam geliyor. Gece masasında mutluluk var. Şimdi demiş. Bütün bunlar evet. Entelektüel ve zihinsel şeyler. Şu anda keyfiniz yerinde. Evet. Güzel kadife ceketiniz var. Hanımefendi güzel. İki hanımefendinin arasındasınız. Tamam, evet zaten Fuat Bey. Şu anda dolar yok burada. Burada tedavi edeceğiz. İyileşmiştir zaten büyük bir ihtimalle sizin kahkahalarınızdan. Sizin enerjinizle iyi. Şu anda dolar yok. Peki, yalan yani, gerçek değil bunlar. Ne demek gerçek değil? Gerçekimiz buradayız, şimdideyiz. Tamam. Nefes alın. Tamam. Şu anda hiçbir şey yok. Bundan başka hiçbir gerçek yok. Şu İnsanlar da yok, biz varız. Peki. Şu anda keyfiniz nasıl? Gayet bak, güzel. Bak gülüyor işte, bu kadar. Herkes böyle olsa ne o durumlar nasıl olur? İnsanlar? Zihinlerini kontrol etmeyi öğrenerek. Zihinlerini nasıl kontrol ederiz? Bunları konuşmak lazım. Yani Türk tamam. halkı böyle yok, Amerikan halkı böyle, Fransa halkı böyle diye bir şey yok. Hepimizin beyni var, hepimizin yaratılışımız aynı, ırklarımız farklı, hepimizin fonksiyonları aynı. Zihin, beyin, benim ayağımda değil zihnim, beynimde artık nerede olduğu biliniyor. Son 20 yıldır beyin çalışmaları yapılıyor. Ne çıkıyor ortaya? Elektrikle çalıştığı 1.4 voltluk elektrikle çalışıyor. 1.5 volt bir kalem pil. Bizimki ondan daha az bir elektrikle çalışıyor. Dolayısıyla bu alet hiç durmuyor. Hiç durmuyor. Şöyle bir nefes alayım rahat. Oh ne güzel demiyor. Hep
kaçıyor. Nereye? Geleceği geçmişe, geleceği geçmişe, geleceği geçmişe. Yani şimdi burada durduk, keyfimiz yerinde. Hı hı. Ne yapacağız yarın? Ya da dün bana neler yaptığını hatırlıyor musun? Başlıyor car dır dır dır, vıdır mıdır vıdır vıdır konuşmaya. Şimdi bu konuşanlara bakalım, kim bunlar? İçimizde 3 tane benlik var. Ebeveyn benlik, yetişkin benlik, çocuk benlik. Ebeveyn benlik ne demek? Ebeveynin de içinde 3 tane var. Kurtaran ebeveyn, suçlayan ebeveyn, destekleyen ebeveyn. Bir yetişkinimiz var ortada. Yetişkin soru soran, objektif olan, analiz yapan. Bir de çocuk yanım var. Çocuk yanım neresi? İhtiyaçlarım olan, duygularım, ağlayan, savaşan, cesur olan, kavga eden, isteyen, küsen yanım da çocuk yanım. Çocuk yanımda 3 tane. Bir isyankar çocuk var içimde. Bir küsen çocuk var, bir de özgür çocuk var. Bol karakterliyiz yani. Bende 7 var, sizde 7 var, sizde 7 var. Çarpın 21 kişiyiz burada. Çok eğlenceli. Şimdi siz bana deseniz ki nerede kaldınız, geç kaldım. Ben derim ki işte trafik vardı, yetişkin yetişkine gibi. Hı hı. Ama sizin ebeveyniniz soruyor, ses tonu varsa. Ben ama trafik vardı bilmem ne, benim küçük çocuğum yakalanabilir buna. Hepimiz sürekli birbirimizin benliklerine olta atıyoruz. Doğru. İğne sokuyoruz belki. İğne sokuyoruz. Değil mi? Yaralarına. Hı hı. Şimdi bu benlikler nasıl oluşuyor, onlara da bakmak gerekiyor. O ebeveyn benlik ebeveynimizden komple geçiyor. Suçlayan bir ebeveyniniz varsa siz de her şeyi suçluyorsunuz. Kurtaran varsa, şimdi bütün bunlar nasıl oluyor? Peki şimdi, ebeveyn dediğimiz anne ve baba. Anne suçlayansa, baba kurtaransa ne olacak? Anne hem suçlayan hem kurtaran hem destekleyen, baba da aynı. Bunların hepsi hep bütün bu aynı anda var. Mi hep geçiyor? Var, hep var, sürekli var. Şimdi nasıl başlıyor? Peki, nasıl dengeleyeceğiz? Mutluluk ya konumuz, mutlulukla evet. Başlıyor. Şimdi herkes mutlu oldu, bir anı düşünsün. Ne oluyor? Herkes bir duruyor. Ne geliyor aklınıza? Yalnız mısınız? Denize mi bakıyorsunuz? Hiç sanmıyorum. Bir sevdiğiniz vardır. Sakinsinizdir. Değil mi? Bir huzur vardır. Bir böyle bırakmışlık vardır. Bir mutluluk anına bir bakın, ne var içeride? Tatmin. Tatmin. Tatminden bir sonra da... Ya mesela ben şöyle söyleyeyim. Ben her zaman da söylerim. Bir konsere çıkarız. Hı hı. Ve çok güzel bir konserdir. Hı hı. Harika çalarız. Hı. Harika bir sound gider salonda. Salondan da aynı şekilde müthiş bir reaksiyon gelir. Harika. Konser bittiği zaman ben o kadar mutlu oluyorum ki 3 gün hayata aydınlık gözlerle bakıyorum. Niye 3 gün? Öbür konsere kadar özlüyorum. Parmağımı kaldırdım. Güzelmiş. O zaman Ahmet Sarah'a hemen biz bu CD'yi verelim. Çok güzel. Mutluluk sol kulağımla Tülhan'ı dinlerken sağ kulağım Yılmaz Özdil'deyken değilmiş. Güzel. Güzel bir sağ beyin sol beyin gibi. İmzalarsınız belki. Herhalde tabii ki. Seve seve. İmzalı yollayalım. Seve seve. Evet. Çok önemli bir şey söylediniz. Neden Fuat Bey o sırada çok mutlu 3 gün yetiyor? Sevdi, sevildi. Evet. Hep onaylanmak mı istiyor? Ruhum evet. Doydu. Hep onaylanmak olsa iyi. Kendi kendimizi sevemiyor muyuz? Neden? İç konuşmalarımız yüzünden. Neden iç İçerisi sürekli konuşuyor. Çok öyle doğru. Dersen öyle olur. Böyle yaparsan çok böyle yapar. Sağdan sahneye girersen yanlış olur. Ortadan girersen böyle olur. O iç konuşmalar ebeveynin ya annenin. Yani şöyle mesela ben bugün arkadaşlarımın hepsine mesaj attım. Lütfen izleyin. Sizlere ipucu vereceğim dedim. Sırlar vereceğim dedim. Değmez mi dedim. Hepsi değer diye mesaj atmışlar. Hepsini kandırdım. Nasıl kandırdım? Hipnotik dil kalıpları kullanarak. Onlara soru sordum. Sırları öğrenmeye değmez mi? Hepsi değer dedi. Çoğu bana mesaj atmazdı. Büyük bir ihtimalle seyrederlerdi. Destekliyorlar sağ olsunlar. Onun dışında değer mi? Soruya cevap gelir beyinden. Yetişkin beyin düşünür. Bizim en büyük sorunumuz ebeveynle hareket edip hiç düşünmüyor olmamız. Yani biz hiç soru sormuyoruz. Yani bana bunu yaptı, neden yaptı? Şimdi bunu dedi, neden dedi? Hangi ihtiyacından dedi? Acaba benim düşündüğümden başka bir sebepten demiş olabilir mi? Ben şimdi hafif mesela stresliyim. Acaba stresi kaygıdan mı yoksa üşüyor mu bana? Ellerim üşüyor benim. Ama eğer öbür türlüyse hanımefendi bilmem neden rahatsız oldu diye kendisiyle ilgili bir... Herkes her şeyi kişisel alıyor. Yani Türklükten bahsedeceksek kişisel almak mesela Türklük özelliği diyebiliriz. Ya da soru sormamak Türklük özelliği diyebiliriz. Güzelmiş. Anlatabiliyor muyum? Her şey kişisel mi oluyor? Korkutulmuş. Her şeyi kişisel alıyor. Yani pöh diyor, ben vallahi bir şey yapmadım diyor. Ondan sonra bunu buradan düşürüyorum. Ben koymadım. Evet. Kim koydu bunu buraya? Ben değil yani. Ben koydum diyemiyor değil mi? Ben koydum demiyor.
söylemiyor. Bu düştü diyecek. Bu neden kaynaklanıyor? Bu bizim yetiştirme tarzımızdan. Tabii, kabahat ve cezadan kaynaklanıyor herhalde. Ebeveynlerden. Ebeveynler kendi ebeveynlerinden öyle öğrenmişler. Onların ebeveynleri öyle öğrenmiş. Evet de biz şimdi çocuklarımızı öyle yetiştirmiyoruz. Yok, yetiştiriyoruz. Yok vallahi ben hiç öyle yani biliyorum. Yani o yüzden belki de şimdiki Y kuşağı, Z kuşağı çok özgüvenli. Hiç öyle değiller. Çok özgüvenli, fazla kaçabilir o da. Çok. Bravo. Şimdi şöyle sorunlar oluyor. Aynen öyle biz oluyor başladık ya, şöyle sırayla gidelim. Beyin sırayla öğrenir. Bizim hepimizin tek ihtiyacı var, uyaran almak. Uyaran. Yani değiyorlar mı, dokunuyorlar mı bana? Bugün bana 14 kişi tokalaşıyorsa ben yaşadığımı hissediyorum. 14 kişi bana değmediyse bugün, değdi, oh Allah razı olsun, gittim hemen bugün tokalaştık değil mi hepimiz birbirimizde, oh değiyoruz, sağlam yerdeyim demek ki, hani iyi. İyi. Hele bir de 4 kişi sarıldıysa tamam. Yani dokunmak sevmekle eş. Yani 5 kişi öptüyse. Beni öpmüyorsan diyorum ki aa, beni sevmiyor. Bana dokunmadı, soğuk davrandı diyorum. Ha. Siz bir dakika, hemen kuaföre döneceğim. Siz seni sev kadınlara özellikle seni seviyorum diyen erkek tipinden değilim demişsiniz. Evet, ben seni seviyorum. Öyle bir şekilde, başka bir şekilde anlatmaktan çok hoşlanıyorum. Kimsenin o şekilde sevgisini belirtecek bir yöntemi benimsememiş olduğunu düşünüyorum. Niye? Ve ben diyorum ki hayır, ben öyle bir şekilde söyleyeyim ki vay be, bu ne güzel bir sevgi şeysidir, anlatımıdır. Yani geçen gün öyle örnek de verdim. Fikret Kızılok'un bir şarkısını bestelemiştim. Hı hı. Orada diyor ki ben sana hasret kumsal, sen bana dalga dalga kavuşup da öyle gel. Şimdi bu burada güzel bir şey var. Hı hı. Şimdi bunun anlattığı aslında bir sevgi, bir iki kişinin, insanın birbirinden hoşlanması. Ama bak nereden anlatıyor işi. Dalga ve kumdan anlatıyor. Evet. Ben öyle şeyleri seviyorum. Direkt seni seviyorum. Çok klişe geliyor bana. Zaten herkesin söylediği bir laf. Ya çok zor. Herkes de söyleyemez aslında. Hayır, bence. Hayır. Söyler. Bence gerçekten seviyorsan hiçbir kadını seviyorum diyebilmelisin. Demediniz mi bugüne kadar? Dedim. Dedim canım, demez miyim? Ama hakikaten o zaman inanarak söylemişimdir. Ben öyle bir şey yapmadan seni seviyorum demek istemiyorum. Yani şimdi erkekten sevgili hissetmeden. Siz bana biraz önce dediniz ki kadınlar erkeklerden çok farklı. Şuralarında bir kırmızı yer var. Şurada evet. Şurada pembe bir bölge var. Bu tıpta ortaya çıkmış. Ben de öğrenince hayret ettim. Kadınlardaki o bölge detay bölgesiymiş. Yani erkekte olmayan bir bölge. Öyle bir renk yok erkeğin beyninde. Nitekim bir hanımla bir beyi sokun bir odaya. Sonra 3 dakika sonra çıkartın. Ne gördünüz içeride anlatın deyin. Kadının anlatacakları detay inanılmaz ama ne bileyim işte erkekle sorduğu zaman orada bir iskemleyle bir basa vardı falan der yani. Şimdi gerçekten bir tane daha bence mutluluk nedir diye i̇şte sorduk. Dikkatimiz neredeyse, enerjimiz oradadır. Haddini bilmektir. Aha. Karşıdaki bildirmeden sessizce çekilebilmektir mutluluk. Şimdi burada aslında olumsuz bir taraf var. Sorunları var onun. Sorunları mı var? Başka sorunları var. Sibel sorunu varmış. Nasıl sorunu var? Sibel Hanımcığım, dikkatiniz neredeyse, enerjiniz oradadır. Dikkatinizin yönünü kendiniz çevirin. Evet. Dikkatini yönlendirebilen kişi zihnini yönlendirir. Zihnini yönlendiren duygularını yönlendirir. Çünkü zihinde düşünceler olur. Düşünce de bir kitabı alabilir miyim? Tabii evet. Düşünce, hemen göstereyim. Bir tane şifresi. Yok. Düşünce bu demek. Tamam. Düşünce demek. Bu kitabı o zaman veriyor muyuz Sibel'e? Sibel, bu aynen kitap sana düştü. Şimdi düştü. Düşünce gözüme renk gelince, kulağıma ses gelince, burnuma koku gelince, ağzıma tat gelince olan şey. Şimdi Sibel'in, benim, sizin bir şey gelince, düşünce başlıyor. Ya maviyi görünce diyorsunuz ki ay keşke mavi bilmem ne, ay işte onu hatırlatıyor. Ortada o sorun yokken bir anda sorun ortaya çıkmış oluyor. Ortada o sorun var mıydı? Hayır, maviyi görünce, kitabı görünce, işte kendin kitap bilmem ne, kitabını unuttuğunu aklına geliyor. Ah keşke orada olsaydım. Ortada kitap yokken düşünce oluyor. Evet, bu düşünce olunca ne oluyor? Bedende hareketlenme başlıyor. Midem ağrıyor, kalbim sıkışıyor, boğazım düğümleniyor. Hı hı. Sesim şey yapıyor, şişiyorum. Mesela öyle laflar, şiştim, gerildim. Hep bakın ne, nasıl kelimeler bunlar. Beden büzülüyor, kapanıyor, açılıyor. Kabız oluyor, bast oluyor, genişliyor. Mesela herkes, birçok insan seyahatte kabız oluyor. Kabız oluyor, sıkışıyor. Seyahatte olmaya gerek yok. Şu günlerde Türkiye'de herhalde bu olayları duyan neden herkes kabız. Ha, mesela sıkıldıysanız sıktığınız yeri gevşetin. Evet. Şimdi ben davranış bilimleri uzmanıyım. Cognitive science var. Bilişselle uğraşan, yani kafanın tamam içiyle. Sibel'in kafasının içiyle uğraşamayız. Sibel'in kafasının içini değiştiremeyiz. Ama Sibel şimdi
kızdıysa bana söylediklerimden mesela, bir nefes alsın, bir rahat etsin, desin ki dese. Şöyle kocaman nefes alıp sıktığı yerlerini gevşetirse sıkıntısı geçer. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Yani siz ne yapıyorsunuz sıkıntınızı geçmesi için mesela? Vallahi benim bir numaralı ilacım uyku. İşte neden? Bütün bedeni gevşek bırakmak. Uyuyorum. Uyuyorsunuz. Evet. Ama bu aynı zamanda biraz içe çekilmek ve depresyon anlamına gelmiyor. Yok, ben çok öyle çok depresif bir hayat yaşamıyorum. Yani hı-hı, çok depresif bir adam değilim. Benim şeylerim, temperamanlarım anında ve hemen geçen, biten. Yani sen kin duygusu bende hiç yoktur. Ne güzel. Kızarım, kızdığımı anında söylerim. 3 dakika sonra da o kızdığım adamın yanaklarından da öperim. Hı-hı. Yani benim o tip bir tarafım var. Ben bir de şuna inanıyorum aslında. Yıllarca biz kökenimizden bugüne kadar gelirken, hı-hı, emir ve komuta üzerine bir hayat yaşamış bütün, hı-hı, bizim halkımız. Hı-hı. Aslında görev ve görev sorumluluğu kavramının bilincine varsaydı insanlar, hı-hı, bu kadar sıkıntıya düşmeyebilirlerdi diye düşünüyorum. Evet, doğru söylüyorsunuz. Şimdi var, küçük, evet, bir reklam arasına gidelim. Hı-hı. Sevgili seyirciler, reklam, tabii, arasından sonra şu saatte uyanıksanız son derece önemli bir şey anlatacağız size. Mutluluk kolay bir şeymiş aslında. Hiç de zor değil. Mutluluk dışarıdan değil, içeriden geliyormuş. Bunu ben söylemiyorum. Buradaki konuğumuz anlatıyor. Hem de formülü çok kolay ama kısa bir reklam arasından sonra bize anlatacak. Sevgili seyirciler, reklam arasında bir sohbetimize devam ettik. Çok güzel gelişti. Bu arada bence mutluluk diye bir hashtag açtık. Mutluluk sizin için nedir diye sorduk. Hemen Banu Hanım'dan da etkilenerek. Burada bir sürü kitap var. Onları da size hediye edeceğiz. Şimdi bunun formüllerini bize hap gibi vereceksiniz. Ve siz verdikten sonra biz yarından itibaren mutlu olmaya başlayacak mıyız? Şimdi başlayacağız. Şimdi başlayacağız. Fuat Bey, ister misiniz bir kağıt kalem yoksa? Herhal. Ben kafama yazıyorum. Hiç kağıt kaleme gerek yok. Öyle mi? Peki. Söylediklerini de çok doğru buluyorum. Evet, ben bir kağıt kalem alın birinci madde. Hiç, evet, olumsuz kelime kullanmayın. Olumsuz mesela, kelime yok. Evet. Hı-hı. Orada yazar. Danışma. Ya adam yazmış, danışma. Gider danışırsın. Dolayısıyla danışmayı duymaz beyin. Danışı duyar. Yani çocuğuna düşme dersen çocuk düşü duyar. Yapma dersen yapı duyarsın. Evlendirme dairesi. Satın alma müdürlüğü. Mesela lütfen kırmızı bir fil düşünmeyin hiçbiriniz. Önce ne yaparsın? Bir kırmızı fil harika koyarsın. Harika, hortumuyla kırmızı bir fil geldi gözüme. Lütfen düşünme. Lütfen canım, lütfen çocuğa düşünmeyin. Bak diyorsun, bak jandarma diyorsun, jandaracağım işte diyor. Çok, evet, aynen öyle. Bu da çok güzel. Bu da aklını jandartmak istemiyorsanız milleti. Sus hiçbir ki. Mesela zor demeyeceğiz, kolay değil. Bravo. Aklıma hep kötü düşünceler geliyor demeyeceğiz. Zihnimi iyiye doğru yönlendirmeyi öğreniyorum. Yani bugün de mesela bu çok güzel bir program. Ben çok heyecanlıyım burada olduğum için. Çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum bunu. Çok teşekkür ederim hepinize. Türkiye için büyük bir şans. Çünkü 2014 hazır. Tabii. Yeni bir yıl. Kendini yenilemek için iyi bir fırsat. Pazartesi gibi bir şey. Koskocaman bir 12 ayı. Bunun için mesela zihninize, ben yeni bir şey yazdım bugün. Çok hoşuma, çok beğendim yazdığım şeyi. Endişe, hayal kuramıyorsan endişeleniyorsun. Yani zihnin hayal kurmadığı zaman yaptığı şey endişe. Çünkü endişe de hayal. Kötü hayal. Doğru. Çünkü gerçek değil. Gerçek ne? Doğru. Gerçek şimdiki an. Aynen. Huzurlu olmayı dileriz ya hepimiz. Huzur ne demek? Şimdiki anda olmak demek. Ne zaman huzurluyuzdur? Kafa boşken. Kafa nerede boş olur? Tuvalette. Tuvalette neden boş? Dikkat boşaltım sisteminde. Kafa boş. Ne zamanki kafayı boş yapıyorsunuz, uyurken, yaratıcı olursunuz. Uyurken. Uyurken şu anda bir çalışıyorsa uykuda 20 çalışıyor. Beyin. Bütün bu, mesela yorul gidip dinleniyorum dedi ya, ne yapıyor? Bütün topladığı saniyede 2 milyar data topluyor. Hem koklama hem tatma 2 milyar data geliyor. Saniyede beynimiz bunun 2000'ini işlem yapabiliyor. Geri kalanını, uykuda kalanları yerleştirmekle meşgul. Kısa hafızaya, uzun hafızaya. Tamam, şimdi haplara geçelim. Çünkü vaktimiz haplar, az. Tamam, haplar. Tamam. Şimdi yani olumsuz düşünmeyeceğiz. Bunlar çok çok önemli. Uyumak kaçış değil. Yani dinlenmek demek, dinlenmek. Yağmur dindi. Yani yağmur durdu. Dinlenmek durmak demek. Durmak. Bir şey yapmamak. Yani biz human doing değiliz. Biz human beings. İnsanız biz. İnsan illa bir şey yapmamız gerekmiyor. Mesela hep ne deriz? Ne yapıyorsun?
Hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey. Ayaklarıma bakıyorum. Öyle duruyorum. Diyen yok. Kitap okuyorum. Televizyon seyrediyorum. Duruyorum. Bir vazife gibi algılanıyor tabii sanki. Evet. Hiçbir şey yapmadan durduğunuzda dinleniyorsunuz. Yani kafanın meşgul olmaması hali mutluluk aslında. Sevdiğinin yanında kafa boş. Çünkü sevdiğin yanında. Sizin sevdiğiniz sevdiğinizin yanında kafanız boş mu? Valla ben düşündüğüm zaman sevdiğimle beraber bir yere gidip gezmek, ondan bir alışveriş olsun, seyahat olsun, zaten mutluluğun bütün kapıları bana açılmış oluyor. Yani o sırada hiçbir endişeniz olmuyor. Hayır, hiç endişe. Ben hiç öyle ben hiç pesimist değilimdir. Hep optimist bir adamımdır. Yani hiçbir şeyden hep kendi şey çıkartmam yani. O da olmaz, zaten o da olmaz. Zaten o da aksi gider şimdi falan. Hani vardır ya böyle tipler. Ben öyle değilimdir. Park yeri bulamayız. Ben niye olmasın ki? Bir de başka bazen kimsenin abi o iş olmaz dediği işleri yapmışımdır ben gidip. Çünkü milletin onu yapmaya ne cesareti vardır ne de bir ümidi vardır. Evet, inatçısınız. İnatçıyım ama bunu kör kör yapmam. Bilgiyle, teknikle bunları birleştirerek yaparım. Eğer bir iş konusuysa bu. Ama gönül konusuysa, o gönül konusu başlı başına bir hadise. İşte biz gönül konusunu sizinle konuşmak istiyoruz. Siz gönül adamısınız. O gönül kadar güzel şarkılar yazdınız. Yani geçen gün şey dedim işte, ben 2014'ten aşk bekliyorum, aşk istiyorum dedim. Millet yanlış anlamış. Ben herkes için istedim. Ne yani güzel. Dedim ki herkese Allah aşk versin, sevgi versin, huzur versin. Zaten erkekler sizi çok kıskanıyormuş. Öyle mi? Evet. Son derece güzel bir ilişkiniz varmış. Evet. Son derece güzel bir hanımla ve sizden oldukça küçük bir hanımla. Evet, doğrudur. Erkekler bu yüzden sizi imreniyormuş diyelim size. Kıskanıyormuş, efendim, olumsuz oluyor değil mi? Evet. Valla herkesin evet. Kendine. Evet. Yani evet. Bence mutluluğu aramak lazım. Bulmak da lazım. Evet, bulunca da tutmak lazım. Aynen, korumak lazım. Evet. Mutluluğu nerede arıyorsunuz? Kendi içinde evvel arayacaksın. Kendini halletmezsen başkalarını mutlu etmen mümkün değil ki. Siz hallettiniz mi kendinizi? Hayır, hiçbir zaman insan tam tamına %100 kendine bu konuda evet. 10 numara bir hale gelemez. Zor. Nerede eksik olduğunuzu hissediyorsunuz? Bu işin içinde öyle çeşitli ruh halleri var ki, kıskançlık var işin içinde. Efendime söyleyeyim, yıllarca gelişmiş, klişeleşmiş karakter var. Evet. Çok yani zor. Birdenbire menfaatler çarpıştığı zaman her şey bir ego şey çıkıyor tabii ego çıkıyor. Ego bir kere zaten başlı başına bir hadise yani. Yani uzun bir konu, o yüzden diyorum. Kıskançlık ama üstadımız burada. Kaçıyorsunuz. Gördünüz değil mi? Kaçıyor. Üstada soralım. Evet şimdi. Estağfurullah. Kıskançlık kıyas varsa olur. Evet. Yani birisiyle birisini, bir durumla bir durumu, kendinizle bir başkasını kıyaslıyorsanız kıskançlık olur. Hı-hı. Kıyaslama yoksa kıskançlık olmaz. Ben bunu sade bu çok ama ilginç bir şey. Hani herkes için söylüyorum ben. Bir yok, iş yok. Konusunda da bu var. Her konuda var. Kıyaslamamak gerekiyor. Evet. Benim mesleğimle bir başkasınınkine aynı mesleği yapıyorsak bile. Bravo. İki öğretmenle kıyasla, iki kadınla, iki sarışınla, iki esmer, iki artist, anlatabiliyor muyum? Herkes nevi şahsına uniktir, biriciktir. Kıyaslama olduğu zaman biricikliğimiz, siz başka bir kabilenin kraliçesisiniz, ben bir başka kabilenim. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi Brad Pitt'le sizi kıyaslarsak zor hayat. Beni Angelina Jolie'yle. Ama o harika, ben de harikayım. Brad Pitt de harika, sen de harika bir adamsın. Şimdi sen harika bir kadın. Peki, o zaman bir telkinler mi yapmak telkin lazım? Telkin değil, biricikliği unutmamak lazım, hatırlamak lazım. Ben biriciyim mi diyeceksin? Evet, aynanın karşısına geçip. Zaten biricik değil misin? Bütün mesele ayna ile olan ayna ilişki değil, mi? Senin kendi içindeki iç konuşmalarından. Şimdi bizim önümüze sürekli kemikler atılıyor. O kemiklere yakalanmamak lazım. İşte daha işte o egonun sesi. O hep anne babanın sesi. Güçlü ol, kendini ezdirme. Bak komşunun oğlu böyle, komşunun kızı evet, şöyle. Ama ego da gerekli bir şey aslında. Ego, hayatta kalabilmek için egonun olması gerekmiyor. O zaten istesen de istemesen de var. Yani yapacak bir şey yok. Orada duruyor. Onu ehlileştirmek lazım, evet. Evcilleştirmek lazım evet. Belki. İzlemek lazım. Ona dizginleri senin takman gerekiyor. Biz ona şey diyoruz, tanıklık etmek diyoruz. Evet. Geldi bak, beni gıdıklıyor. Hani rahatsız etmeye başladığında. Nefes alıp onu görmek belki. Hani bu nefes almayı çok kullanıyorsunuz. Çok kullanıyoruz çünkü ana getiren tek biricik hemen burnumuzun ucunda bir şey. Yani uzakta aramaya ne gerek işe yok. Yarar? Nefes al, rahatla, geçiyor. Öyle mi? Mesela şu an benim sıkışık durumda. Nefes hemen alsam, nefes al, bırak orayı. Bütün gün yattım. Nefes al de ki kesin. Ne renk ağrınız? Ağrım ne renk? Valla düşünmedim bak, ama. Bakalım ne renk? Siyah.
Siyah kaç kilo? Sıfır. Bilmiyorum. Sıfır. Yok yani, yani ağrımıyor kilo? Yani. Ağrıyor mu? Ağrıyor tabii. Göster bana elini. Arkamda bir tam şu noktada. Elini al. Göster elini. Ağrımı elime evet, alacağım. Şöyle al. Göster. Bilmiyorum. Göster nasıl bir şey. Ne şöyle mi? Bak ağrına. Bir yuvarlak nokta. Bir yuvarlak nokta. Evet. Göster bana. Göster. Yuvarlak bir nokta. Bak sen de ona şimdi bak. Tamam bakıyorum. Şimdi bak bakalım arkanda ağrı var mı? Hala var. Bir bak, biraz daha var. Musun? Arkama mı bakacağım? Önüme nasıl yani? Kafan karıştı doğru mu? Kafam karıştı kafan doğru. Kafan karışırsa ağrın geçer. Bak bakalım var mı? Kafam yok karışırsa ağrı geçer. Yok var mı şu anda? Işte. Evet. Hep kafamızı karıştıracak mıyız yani? Hayır var mı yok? Şu an yok. Evet. İşte anladınız mı? Yani biraz çünkü ayağa kalkarsam daha iyi seçeceğim. Bakıyor muyum? Yok mu? Dikkatinizin yönü değişti. Dikkatinizin yönünü hemen değiştirmeniz lazım. Evet çünkü dikkatin belinde olursa. Tamam beyin ağrır. Nereye dikkat verirsen orası ağrır. Nereye bakarsan orayı görürsün. Güzelmiş bu. Çok basit. Tabii. Siz bugünlerde nereye bakıyorsunuz? Nereye bakıyorum? Yere baktı. Duygularına baktı şu anda. Valla şöyle bir göz atıyorum şu anda. Şu anda nereye bakıyorum biliyor musun? Bak direkt gözümün önüne gelen. Hiç konuşma yapıyor şu anda. Evet direkt gözümün önüne gelen notalar. Sibelius diye bir program çalışıyoruz Atilla Özdemiroğlu'yla. Çok iyi. İki gündür kafamdan çıkmıyor. Devamlı onları görüyorum karşımda. Fakat notalara mesela zihnin duygularına ulaşarak gidiyor. Yere bakarak hatırladım. Siz mesela ağrınıza yukarıya baktınız. Hmm. Belinize dönüp bakmadınız. Hayır. Ağrınız ne renk deyince böyle yaptınız. Anladınız mı? Demek ağrı yukarıda. Çok basit yani bunları öğrendiğiniz zaman herkesin biraz çalışması bunları çok öğrenmek basit için bunlar. Nasıl bir teknik? Çok basit işte kitaplar var farkındalığın şifresi koru. Farkındalık ne demek? Anda olmak. Anda beynim nerede? Ne görüyor? O kadar basit tamam, ki. Tamam haplara geçelim. Bir haplar. Nefes alacağız. İki nefes. Farkında olacağız. Hep olumlu kelime kullanacağız. Olumlu kelime kullanmaya hiç kişisel almayacağız. Kişisel almayacağız. Mesela? Adam küfretti. Kişisel almayacak ki, yazık. Çok zor durumda oldu. Çünkü beni tanımıyor, etmiyor. Neden etti şimdi? Anladın mı? Bir sorunu var herhalde. Ben kendimi eğitene kadar göbeğim çatladı. Eminim öyle. Trafikte çok yani, zor bu. Hayır. Şimdi bu Türkiye'de değil sadece bütün dünyada da bu böyle var. Adamı delirtebilecek bir insanlarla karşılaşabiliyorsun. Kesinlikle öyle. Yani öyle şeyler söyleyip öyle şeyler lazım yapıyor ki. Bir de bizim tabii kökenimizden gelme bir erkeklik şeysi var ya. Bir dakika şimdi. Maço kültür. Hani, evet maço kültür. Şimdi nasıl ben şimdi susayım mı bu lafa? Susunca ben şey durumuna düşeceğim. Hani, düşmezsiniz ki. Hayır öyle zihniyetten bahsediyorum. Genazide. Ben evet. Şimdi ben böyleydim sen mi söylüyorum. Ben, anlıyorum. Ben birisi şey yaptım hemen girişirdim yani. Değiştirdiniz kavga kendiniz dövüş, o zaman. Son 5 senedir değiştirdim evet. Son 5 sene. Evet. Ne oldu da son 5 senede değiştirdim? Ayıldı. Yani bunun hiçbir faydasını görmedim. Ve hiçbir beni bir yere de götürmedi. Yani galiba bunları aldırmamak daha doğru diye düşünmeye başladım. Evet. Yoksa çünkü her dakika bir şey yapman lazım. Her dakika birilerinden şey yapman lazım. Kavga etmek lazım. Kavga ama etmek lazım. İnsanı yoran yanlışından şey vazgeçemedim. Haksızlığa susamıyorum. Niye siz ona öyle konuştunuz? Ayıp değil mi diyorum mesela birisine. Doğru bir şey yapıyorsunuz. İnisiyatif kullanmak da doğru. Sana ne? De diyebiliyor tabii. İşte orada da düşünmek lazım. Ben niye yaptım diye. Ama şöyle bir bizim maddeleri bitirelim isterseniz. Maddeleri bitireceğiz. Tamam. Hoş bir saptama yaptık tabii. Bize Türkiye'yle ilgili şu durumda. Harika. Haftada bir bunu yapıyoruz. Konuklarımıza da göstermek istiyoruz. İzleyicilerimize de izliyorsanız sırada in-out köşemiz var sevgili seyirciler. Birazdan yine gece masasındayız. Mutluluğu konuşuyoruz. Sizce mutluluk nedir? Lütfen bize yazın. Sizce mutluluk nedir? Şu saatte mutluluğun formülünü konuşuyoruz. Şu an Türkiye'de yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi. Biraz dışarıyı engellemek, kendi içimize dönüp bakmak, mutlu olmayı öğrenmek. Bu da hiç zor evet. Değil dedi Banu Hanım. Peki nasıl olacak? Hap gibi veriyorsunuz bize bu formülleri. Olumsuz, devam edelim olumlu haplara. Olumlu kelimeler. Kişisel almamak. Kişisel almamayı biraz abartacağım müsaade ederseniz. Mesela çocuğunuz size koşturuyor anne diye. Sen çok seviniyorsun. O çocuğun annesi başka birisi olsaydı o çocuk yine koşturacaktı. Kişisel alma. Ne bileyim diyelim ki yöneticiniz çok gıcık biri. O herkese gıcık. Kişisel almayın. O evde de gıcık, sokakta da gıcık, trafikte de gıcık. Diyelim ki yöneticiniz çok iyi efendi biri. Her şey ha 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 diyor. Ama bildiğini okuyor. O hep öyle. Kişisel almayın. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Ya eşiniz diyelim ki çok efendi bir adam. Benimle evli olsaydı da efendi olacaktı. Diyelim ki kaba bir adam. O bana da kaba davranacaktı. Tekamül diye bir şey yok mu peki? Tekamül
Kişisel almazsanız ve hep sevgi verirseniz sevgi ortamında gelişen bir şey. Yani sevgi varsa, huzur varsa insanlar o sakinlikte gelişebiliyorlar, değişip dönüşebiliyorlar. Değişim ve dönüşüm, dedim ya arkadaşlarımı kandırdım. Merak ettirirseniz ve şaşırtırsanız olur. Yani merak ve şaşırma dışında, yani ha demezse bir insan, acaba orada ne var? Yani ha sesi çıkmıyorsa bedenden, beden öğrenmezse kafa hiçbir zaman öğrenmez. Yani insanları şaşırtmanız gerekiyor. Şaşırtmak için de kendinizin değişmesi gerekiyor. Yani aa Fuat bugün başka davrandı. Bugün Tülühan hiç bir zaman davranmadığı gibi de, karşılık verdi. O zaman ben ayılıyorum. Diyorum ki ha o değişti. Ya da sen zengin oldun. Diyorum aa oldun, ben de olurum o zaman. Evet. Sen bana diyorsun ki zengin olmak için şunu yap şunu yap. Ben içimden diyorum ki sen önce ol da ben sonra kendine bak diyorum. Evet. Hep yargı var. Yani mesela yer, diyorsunuz ki bana, ben size diyorum ki şu cildinize şu kremi kullanın, çok güzel olacaksın Tülay'cığım. Diyorsun ki git kendine sür önce. Yani iç konuşma hep bir bakıyor. Yani bakıyor. Onun işine yaradı mı? Dolayısıyla ben çok şahane bir yüzle gelirsem sen dersin ki ne sürdün, ben de süreceğim. Yani seni şaşırtırsam değiştiririm, dönüştürürüm. Durduk yerde söyleye söyleye, ben ona çok söyledim. Salağın tanımı yazın. Aynı şeyi söyleyip farklı sonuç bekleyen insana salak denir. Yani bu o kadar basit. 100 kere söyledim anlamadı diyorsam ben salağım. Farklı bir şey yapayım bugün. Bugün göstereyim. Bugün amuda kaldırayım. Bugün kendimizi başka bir şey yapmak lazım belki. Evet, benim değişmem önce gerekiyor. Kendim, biz değişeceğiz. Evet, biz değişirsek her şey değişiyor. Aynen öyle. Çok zor bir şeyden bahsediyor tabii. Alem kolay olmayan. Kolay öyle bakar. Evet, öyle hemen demiyorum. Özgün'e çok zor diyoruz. Özgün o. Soyadınız nedir? Bize yazarsanız Özgün'e de imzalayalım bu CD'yi. Tamam. Evet, değişmek zor. 5 sene önce değişme kararı aldım dediniz. O 5 sene, yani neden 5 yıl? Bu bir yaş dönemiyle ilgili. Tabii. Kaç yaşındaydınız 5 sene önce? İşte o zaman 61 yaşındaydım. 61. Yaşı çıkacak mı? Yok canım. Erkeklerde böyle bir komple 54. 66. Şimdi 54. Sağ ol, teşekkür ederim. Ama benim şöyle de bir şeyim var. Bakın ben kendimi şöyle telkin yapıyorum. Mutluluk eşittir para demiş Onurcu. Güzel olur tabii. Yani. Evet, o parayı sevmek iyi bir şey. Öyle mi? Her şeyi sevmek güzel. Niye para bize sevdirilmedi? Yani hani işte zaten o yüzden de mesela en azından ben hemen bu kitabı veriyoruz. Farkındalığın şifresi. Onur'a gitti. Evet, neden para güzel bir şey? Para çok rahatlatıcı, özgürleştirici, ister dağıt ister ye, rahatlatır. İlk birinci, ikinci ihtiyaç, temel ihtiyaçlar hiyerarşisindeki sorunların hallolacağı için entelektüel yatırım yapabilirsin, kendine güvenin gelir. Dolayısıyla parayla ilgili ihtiyacın ortadan kalkmış olduğu için duygusal ve seni korkutamazlar. Fazla değer addediliyor. Yok ama işte nasıl kullanacağımıza bağlı. Nasıl kullanmak lazım? Bizi hep yok diye şey yapıyorlar. Onur, bizi korkutuyorlar. Aç kalacaksın. Aç kalacaksın, doldur kutuya. Doldur. Halbuki ben zengin olduğumu hissedim. Ben mesela zenginim. Siz de zenginsiniz Allah'a şükür. Evet. Biz zengin olmasak burada işimiz ne? Evet, şimdi biraz dağıldık. Yok, bunlar çok önemli. Zenginim demekten korkmamak. Mutluyum demekten korkmamak. Her sabah uyandınız. İnsanlar mutluyum demekten korkuyor. Uyandınız, yapacağınız ilk şey ne olmalı? Bugün öleceğimi hatırlamak. Bir gün mutlaka haklı çıkacağım, doğru mu? Bugün de öleceğim, her gün öleceğim. O zaman nasıl geçiririm? Tamam. Yani cesaretle mi geçiririm, korkaklıkla mı geçiririm? Mesela ben her gün bu soruyu sorduğumda potansiyelimi tam kullanmaya çalışıyorum. Yani mesela ertelediğim şeyler beni çok rahatsız ediyor. Yani elimden geldiği kadar e-maillerimi tam cevaplamaya çalışıyorum. Evimde yapmak istediğim değişiklikler oluyor. Arkadaşlarıma yapmak istediğim şeyler oluyor. Bir kitap vardı. Aha. Hiç unutmayacağım. Her şey çok güzel olacak. Bypass ameliyattan çıktıktan sonra onu okumuştum. Orada diyor ki yatağınızın başucundaki komodinin üstünde diyor. Hı hı. Hala ertesi güne dair yapılacak işler listesi vardır diyor. Kesinlikle. Ya, evet. Yani öleceğiniz de olsa o orada var, yani, var değil mi? Evet. Ama onlar yaşamda olmak. Mesela yavaş hareket etmeye çalışıyorum. Yavaş hareket etmek lazım. Çok önemli. Çünkü mesela ayaklarını hissediyorsan andasındır. Genelde insanlar ayaklarını hissetmezler. Ayaklarınız bedenimiz olduğunu unutuyoruz. Böyle duruyor mesela.
Şimdi kim bilir nasıl seyrediyorlardır. Bir yıl erkek evinin önün, televizyonun başında horlayarak uyuyor. Sonra ben aile... Şu an sizi izlerken kesinlikle horlayarak uyumuyorlardır, emin olun. Teşekkür ederim. Sonra aile reisiyim diyor. Aile reis televizyonun önünde horlayarak uyumaz. Yatağında gider horlayarak uyur. Sonra çocuğuna ben aile reisiyim diyor. Bilinçaltına onun diyor ki içinden çocuğu, kendini uyumak nasıl yarı ölüm değil mi? Felç oluyor beden çünkü. Bilinçaltına hem karısının hem de çocuğunun reislik bitmiş oluyor. Mesela çok önemli bir konu bu. O yüzden bunu söylemek istiyorum. Farkındalık anda olmak demek, uykusu olan odasında gider uyur. Türkiye'deki halk televizyonun önünde uyuyor. 1-2 gibi tuhaf bir şekilde gidiyor uyuyor yatağında. Doğru. Bu normal bir durum zaten değil. Zaten bu ülkeyi sonra dergiler alarmla, ve diziler yönetiyor yani. Alarmla uyanıyor. Alarmla uyanan beyin mutlu uyanamaz. Çünkü uykusunun derinliklerinde alarm onu fırlatmıştır. Ne yapıyor? Erteleye basıyor. 5 dakika, 5 dakika, 5 dakika. Fuat Güner, sizi uyandıran hangi müziğiniz? Böyle kendi müziğinizi ayarlıyor musunuz? Ya da telefonunuzda sizin müziğiniz var mı? Hep merak ettim. Ben sabah uyanmak için genelde hiçbir şey kullanmıyorum. Kendi kendime kalkarsam kalkıyorum. Beyniniz uyandırıyor sizi. Evet. Güveniyorsunuz beyninize. Tabii tabii. Ben mesela sabah 8'de uçak varsa hiç saat kurmadan tak diye 6'da kalkarım. Evet. O kendi kendine olan bir şey vallahi bilmiyorum ama hakikaten iyi, kendi iyi bir taraf. Olmuyor. Başarılı insanlar beyni nasıl yönlendireceğini biliyor. Bir defa önce ona güveniyor. Yani bilinçaltına bir şey gömüyor. Altıda kalkınca bu gömüyor. Evet. Mesela siz sahne adamısınız. Sahne adamı olmak kolay mı? O kadar kişinin önünde imtihana çıkıyor. Egosunu sınamaya çıkıyor. Evet. Onların önünde tevazu içinde sadece onlar için onlara vermeye ve onlardan almaya çıkıyor. Hiçbir şeysiz. Aynen. Bu imtihandan büyük bir imtihan olamaz hayatta. Bu imtihanı yapan kişi bunun bir gece önce ya da çıkmadan zihinsel provasını yapıyordur, doğru mu? Doğrudur. Zihinsel aynen. Prova ne? Visualize ediyor. Zihninde imgeliyor o aynen ara. Öyle. Dolayısıyla beynini Fuat Bey gibi, sizin gibi başarılı insanlar zaten nasıl kullanacağını biliyor. Dolayısıyla zihni nasıl kullanacağını bilen biri mutluluğu da nasıl gömeceğini bilir oraya. O zaman Ali Balaman çok güzel bir tweet atmış. Van'da ayakkabısız insanlar ayakkabı kutusuna 4,5 milyon dolar bu koşullarda mutluyum diyen ya saftır ya da vicdansızdır demiş. Birazcık da ülke sorunlarına da duyarlı olmak. Sırf ülke sorunları mı? Afrika'dakilere kuzey kutup yani sırf Türkiye'dekilere mi? Evet, bunu verelim istiyorsanız. Tabii memnuniyetle. Türkiye'de bir ilk değilmişsiniz. 21 günde iş hayatında başarıyı sağlayacak. Evet, onun için de frekans var. Her şey hap gibi. Evet sizden. Zaten amacımız o. Onun içinde frekans var. İki kulak şeyden. Siz evli misiniz? Ben evliydim, ayrıldım. Merak ediyorum. Evlilikte mutluluğun formülleri var mı? Bir ben evliyken sürekli eşimi eleştiriyordum. Dolayısıyla benim hatamdan dolayı zihnimi iyi kullanmamaktan dolayı benim hatamdan dolayı. Şimdi ayrıldık. Kendiniz mi eleştiriyorsunuz bunu yaptığınız Hayır, için? Hiç eleştirmiyorum. Anlamaya çalışıyorum. O zamanki düne göre hepimiz de zaten böyle bir yolculuktaysak çok güzel bir hayat yaşıyoruzdur. Her gün bir ileriye doğru gidiyoruz. Uyanık olarak gidiyoruz. O zaman mesela birçok konuda uyuyor olduğumu fark ediyorum. Çünkü kendim de mesela sıkıcı bulurdum onu. Ve sıkıcı dediğimde aslında demek istiyordum ki eğlendir beni. Doğru mu? Ne deriz biz kadınlar? Evet, eğlendir beni. O da diyordu ki taklama atayım. O da üzülüyormuş buna. Kırılıyormuş yani. O eğlendiremiyorum diye. Ben onu anlamıyordum ki. Ben herkes kendi derdinde. Ben küçük olduğum için zihinsel olarak ya da ruhsal olarak ne dediğimi bilmiyordum. Kırdığımı farkında değildim. Bir de hele erkek düşünsenize. Erkeğe sıkıcı demek dünyanın en herhalde zor şeyi. Tabii bilmiyorum. Doğru. Çünkü erkekler kendilerini kadınları eğlendirmek üzere ve mutlu etmek üzere dizayn edilmişler. Siz onlardan sıkıldığınız öyle zaman çok öyle düşünüyor. Valla erkeğin hemen vereceği cevap git o evet. Zaman kendine sıkıcı olmayan birini bul. Aynen diye bir cevap öyle. Öyle mi dedi kocanız size? Ne, iyi bir adamdı öyle demedi. Tabii aldattı yani. Beni. O buldu i̇yi herhalde kendinden memnun ol. Hemen öksürüyorsun bakın Fuat Bey. Hayır hakikaten yalnız bu şey bayağı bir... Yok aldatmasında sebebi o da kendini mutlu eden herhalde sıkıcı bulmayan biriyle aldatmıştır. Evet demek ki her zaman bu tür kitaplar çok fazla... Kitaplarla bazen ilgili değil. Gençlik kendisi çok önemli. Dikemez ya herhalde öyle oluyor. Şöyle söyleyeyim size gençlik diye bir konu var. Gençlik saflık demek. İşte Açın, Plato, Aristo hepsi ne der? 40'tan sonra peygamber olunur İsa dışında. Evet. 40'tan sonra hormonlar susuyor. Evet. Sakinlik başlıyor. Olayları çok daha hafif algılamaya başlıyorsunuz. Her yaşlı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama
yaş ilerledikçe her gün güneşin doğduğunu daha fazla görüyor olduğunuz için yaşama güven artıyor. Mesela ben o çağlarda kendim o kadar eğlenceli değildim. Şimdi mesela eğlence üretebiliyorum. Çünkü soru sorarım. Ben nasıl eğlenceli olurum? Baktım karşımdaki eğlenceli değil. O zaman hadi bir şey yapalım. Ben o zaman o soruları sormuyordum. Hep karşımdakinden bekliyordum. Biraz da öyle öğretilmişti. Doğru. Dolayısıyla her gün öğreniyoruz. Şimdi de kim bilir ne hatalar yapıyorumdur. Hep yapacağız herhalde. Bu da yaşamak, yaşamda olmak. Aynen. Aynen. Hatasız, en azından kendi eşiniz çok teşekkür ederim. Ve bize harika bilgiler verdiniz. Fuat Bey siz de burada. Rica ederim efendim. Hoş. Evet. Yeni klibinizi, daha doğrusu albümünüzü kutluyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Programımızın sonuna geldik. Ne, en sevmediğim laftır bu. Ne kadar programımızın çabuk, sonuna geldik. Evet. En güzel saatte program bitiyor. En güzel şeyler konuşulurken. Ama devam edeceğiz. Bu program haftanın 5 günü. Değerli konuklarımızı yeniden ağırlamayı çok arzu ederiz. Hay hay. Bugün sevdiğimiz değerli birinin doğum günü. Barış Manço. Onu gençliğine tanımasını çok arzu ederdik. Çok özel bir insandı. Onun güzel bir parçasıyla bitirelim istedik. Yarın yine karşınızda olacağız gece masasında ve sürpriz konuklarımızla. Hoşçakalın. İyi geceler.